Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz gibi bu videomuzda şöyle küçük papatyalarımızdan yapacağız. Bu papatyalarımızı süslemelerde kullanabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi bebeklerin için yapacağımız, mesela biz bunu oyun çantamızın içerisinde süsleme olarak bahçelerimizde kullanıyoruz. Siz de böyle hatta giysilerde, bebekler için yaptığınız tulumlarda, elbiselerde çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Biz şimdi size bu videomuzda bu minik papatyaların anlatımını yapacağız. Anlatıma geçebiliriz. Papatyaların başlangıcında önce şu aradaki, ortadaki küçük kısmı yapacağız. Onu istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Mesela böyle renklilerde ben beyaz rengi kullanıyorum. Papatyaları yaparken sarı rengi kullanıyorum. Tabii siz yine renk renk yapmak isterseniz istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle, öncelikle sihirli halka yapıyorum. Daha sonra bu sihirli halkanın içerisine şöyle bir zincir çekiyorum. Ve 5 tane sık iğne yapıyorum. Bu 1, 2, 3, 4 ve 5. Daha sonra bu sık iğnemizi sıkıp şöyle ilk zincirimizin tepesine batıp dairemizi tamamlıyoruz. Şöyle kapatıyoruz ve bir zincir çekip ipimizi şu şekilde çıkarıyoruz ve orta kısmını bu şekilde yapmış oluyoruz. Daha sonra farklı bir renge geçiyoruz. Şöyle şimdi ikinci kısmı için başka bir rengimize geçiyoruz. Şöyle önce bir zincir çekiyoruz. İpin başlangıçta kaçmaması için, sabit durabilmesi için şöyle herhangi bir tane yaptığımız sık iğnenin tepesine batıyoruz önce. İlk zincirimizi çekmiştik. Şöyle arkadan tutarak geçiriyoruz ve 1, 2, 3 tane zincir atıyoruz. Daha sonra şöyle ipimizi dolayıp aynı boşluğa 5 tane şöyle işlem yapmadan ipimizi geçirip 2, 3, 4, ve 5 yaprak kısmını yapmaya başlıyoruz. Şöyle hepsini bir alıp bir zincir çekiyoruz. İlk yaprak kısmı oluşmuş oldu. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekip aynı boşluğa batıyoruz ve ilk yaprak bitmiş oluyor. Şöyle sık iğne şeklinde içinden geçirip ilk yaprağı hazırlıyoruz. Daha sonra yine 1, 2, 3 tane zincir çekiyoruz. Yanındaki boşluğa, yani sık iğnenin tepesine yine şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5 tane dolgu yapıyoruz. Daha sonra bunların hepsini bir alıp zincirimizi çekiyoruz ve 1, 2, 3 tane zincir çekip yine aynı sık iğnenin içerisine batıyoruz. Ve bu sık iğneyi yapıp ikinci yaprak bitmiş oluyor. Bunu yine siz istediğiniz kadar, mesela 3-4 tane değişik değişik de yapabilirsiniz. Mesela burada 4 tane, 5 tane. Ben genelde 5 tane yapıyorum ama arada değişiklik olsun diye 4 tane, 3 tane yaptığım da oluyor. 1-2-3 tane zincir çekiyorum. Yine 3. sık iğnenin tepesine atıp şöyle doldurmaya başlıyorum. 2 3 4 ve 5. Daha sonra hepsini bir alıp bir zincir çekiyorum ve 1 2 3 tane zincir çekip yine aynı sık iğnenin tepesine battığımız yere şöyle batıp ilmeğimizi kapatıyoruz. Yine 1 5 tane yapacağız bu papatyayı. 1 2 3 yine 4. yapıyoruz şu an. 4. sık iğnenin tepesine batıp şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Yine 5 ilmeğimizi bir alıp bir zincir çekip 1, 2, 3 aynı boşluğa batıp kapatıyoruz. Sonuncu yaprak yapılıyor şu an. 3 tane zincir çektik. Son boşluğa 5 tane yine bu şekilde dolduruyoruz.
ve 5 ilmeği bir alıp kapatıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. Ve şu ilk başladığımız trabzan var ya, oraya, pardon, sık iğneye batıp şöyle ilmeğimizi kapatıyoruz ve arkada bir zincir çekip kilitleyip ipimizi kesiyoruz. Ve papatyamız hazır. Bunlarla çok tatlı tokalar da yapabilirsiniz. Anahtarlıklar da yapabilirsiniz. Yani çok yerde kullanabileceğiniz küçük bir papatya örneği. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Biz bu şekilde mesela bahçemizi hazırlarken kullanıyoruz. Tokaların yapımında mesela düz bir bere yaptınız. Berenin kenarlarını bu şekilde süsleyebilirsiniz. Size de hem bir fikir olur. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Bahçemiz için, yani bu şekilde toplayarak oyun bahçesi, yani oyun çantası olarak hazırladık biz bunu. Bu çantayla ilgili bilgi ve sipariş için bize Instagram hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Sizin için Instagram hesabımızı tekrar paylaşıyoruz. Tekrar yeni bir videoda, yeni bir modelde görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bize yorum yapmayı unutmayın. Hoşça kalın.